bileşke fonksiyonuna bakalım. Mesela f bileşke g ne demek? Burada bir x değeri girdiğinizde önce g fonksiyonunda işlem alınıyor. Çıkan değer f fonksiyonunda işlem alınıyor. Yani f bileşke g'de f'in içinde g söz konusu. Birinci maddeye bakalım. A'dan B'ye f fonksiyonu, B'den C'ye g fonksiyonu var. Bu ikisini bileşke ile birleştiriyoruz. A'dan C'ye gidiyoruz. G bileşke f doğru mu? Şimdi ilk önce g bileşke f'te biliyorsunuz demin gösterdiğimiz gibi girilen değer f'te işlem alınıyor ve çıkan değer g'de işlem alınıyor. Ve burada da aynen öyle. İlk önce f'te işlem alınıyor, sonra çıkan değer g'de işleme alınıyor. Yani aslında burada tersten yazmamız lazım bileşke, yani g bileşke f demektir bu. Bir doğru. İkinci maddeye bakalım. Önce g bileşke f fonksiyonu işlem alınıyor. Sonra h bileşke g'nin tersi fonksiyonu işlem alınıyor. Sağdan sola doğru yazıyorduk. Yani h bileşke g'nin tersi bileşke g bileşke f. Çünkü böyle yazıyoruz bunu. Ters olarak yazıyoruz. Demin mantığını anlattık. G'nin tersiyle g birbirini götürür. Birim fonksiyon olur ve burada ne kalır? H bileşke f kalır. Demek ki madde 2 de doğru. Üçüncü maddede ise okun yönü ters. C'den B'ye gitme söz konusu. Biz bunu B'den C'ye çevirelim. Bunun için şu fonksiyonun tersini almalıyız. Tersi fonksiyonlara dağıtırken yer değiştiriyordu. Bileşkede özellikleri hatırlayalım. Yani ilk önce g'nin tersinin tersini alacağım. Yani g olacak. Bileşke h'ın tersi olacak. Yerlerini değiştireceğim. Yine önce sağdakini, şimdi artık bu şu fonksiyonu dikkate aldığımda okun yönü tersine döndü. İlk önce yine bu fonksiyonu yazacağım. G bileşke h'ın tersi bileşke h bileşke f. Yine bunlar birbirini götürdü ve geriye g bileşke f kaldı. Demek ki madde 3'te doğru cevap E.